Herkese selamlar dostlar. 26 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese öncelikle şimdiden bol şanslar efendim. Başlayalım öncelikle. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Öncesinde Brezilya maçının maç skorunu yapmıştık. Benim de beklediğim gibi 2-0 gibi bir sonuçta sonuçlandı Brezilya mücadelesi. Musti isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden mesaj atarsa katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Sizce Fransa, Danimarka maç skoru ne olur sizlere sorduk. Ben kendi beklentimi söyleyeyim sonra sizler de yazabilirsiniz. Veya önce siz yazın hiç fark etmez. Ben 2-1'lik bir Fransa galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Danimarka son maçında çok iyi bir görüntü vermedi. Birazdan konuşacağız zaten o mücadeleyi de. Fransa daha iyi bir görüntü verdi. Ben ama burada gol tercihlerine de gitmeyeceğim. Birazdan anlatacağım zaten. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. değerlendirecekleri katılacaklara bol şanslar efendim. Ondan sonra devam edelim. Yüksek misli ne yaptık? Dün mesela onu gösterelim. Dün yüksek misli de iki tane yüksek misli verildi. Bir tanesi başarılı, bir tanesi başarısız oldu. Bu zarar ettirir bizler. Onu da göstermek için yaptım. Uruguay Kore maçına ben yani dedim Uruguay'ın galibiyetini bekliyordum. İlk mücadelesiydi. Kadro kalitesi olarak da kaliteli bir ekip. Ama yenişemediler. 0-0 sonuçla bitti. Nunez'in kaçırdıkları falan derken zaten çok da öyle efsane kaçan pozisyonlarda olmadı. Uruguay burada kazanamadı. Yüksek misli Avrupa olarak yaptım. İkinci kombinede başarılı oldu. Brezilya maçına 1.5 üst. Portekiz maçına çifte şans. Uruguay'a çifte şans. 54 oranı varmış zaten yüksek mislinin burada. O da başarılı oldu. Yüksek misli de bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Fakat Dünya Kupası'nda nasıl sürprizler çıkıyor? Sizler görüyorsunuz. Yani ona göre misleri de zaten azaltmalarını söylüyorum. O yönde bir ilerliyoruz. Yüksek misli de bu şekilde geçti. Dilerseniz bir de canlıdan bahsedeyim. Şimdi sabah sabah canlı bahislerle devam ettik. Biz şöyle cümleten selamun aleyküm, hayırlı cumalar tarzında bir giriş yapmışız zaten. Editörümüz bir tane canlı vermiş. Borno mücadelesine. Ev ilk yarı 0.5 üst olarak vermiş. Dakika 45'te geldi zaten. Şöyle göstereyim. Dakika 45'in dakikada geldi. 44'te geldi hatta. Başarılı oldu. Tam bir tane daha canlı verilmiş burada bakalım. İrinci yarı 82.5 üst. Bakalım bu devam ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere Nesine şu son dönemlerde çok cıvıttı. Her maça MBS 2. Her maçın oranını öldürüyor. Biz de tabii ki çok zorlanıyoruz canlı bahis verirken de risk almak zorunda kalıyoruz. O da bazen başarısızlığa sürüklüyor. Şu son dönemlerde çok başarılı olduğumuzu da söyleyemem bilginize. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam artı 300-400 seviyesinde bir like atmanızdır. Desteklerinizi esirge esirgemeyin lütfen. Like butonuna basın. Bizim kitlemiz, izleyicimiz zaten bizleri sever diyelim. İsterseniz başlayalım. Like'ları atlıysanız ilk mücadelem Tunus'la Avustralya mücadelesi. Saat 1 maçı. Saat 1 maçları biraz sıkıntı olabiliyor. Şu an önümde Galler'le İran mücadelesi açık mesela. İran bir tane attı iptal oldu. Dakika 30 şu an. Ben de takip ediyorum bir yerden. Canlı bahis çıkartabilir miyim diye. Ama dediğim gibi MBS 2. Şimdi bu maça dönersek. Bu maçta Tunus ilk maçta bence çok iyi bir görüntü verdi. Yani beklediğimden iyi bir Tunus takımı vardı o mücadelede. Avustralya'da Fransa'ya zaten mağlup oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı. 4 taneydi. Tunus Danimarka'ya karşı bence gayet iyi bir futbol sergiledi. Ne bir pozisyon verdi doğru düzgün. Ara ara pozisyonlara çıkaraktan da şut buldukça, pozisyon buldukça da deneme yaptılar mücadelede. Ben burada şöyle bir tercihte bulunacağım. Normalde gitmek istesem Tunus'un bir golünü alırdım. Fakat ben şöyle oran açmamışlar. 1.15 oranı var sanırım Tunus'un bir golünü. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım. Avustralya'nın kadrosunu zaten biliyorsunuzdur mutlaka bir bakmışsınızdır. İddiacı adam bilir. Sabah iddiası oynayan adam mutlaka bilir. Avustralya'da Melbourne City'den falan bir sürü adamları var. Ki Avustralya'nın takımlarına baktığımız zaman da korner baremleri genellikle yüksekten açılır. Ve takım da şu an git geldi bir maç beklediğinden dolayı bu mücadelede ben gole mole gitmedim. Doğrudan kornere gittim. 8.5 üst kornerin oranı burada 1.53 gibi oranı var. Bence kornerle bir maç olur gibi geliyor bana. Değerlendireceklere bol şanslar. Polonya-Suudi Arabistan mücadelesi. Arabistan galibiyetten sonra yani tatil ilan edildi. Resmi tatil oldu. Ve bundan sonra galiba o gün sürekli resmi tatil olacakmış. Öyle haberler var. Doğru mu? Tam bilmiyorum da. Ben de spor sayfalarından falan okuyorum. Okuyorum işte. Şimdi burada Suudi Arabistan son başında Arjantin'i yendi. Fakat devre arası konuşması ortaya çıktı teknik adamın. Yani bildiğin gazlamış yani adamları. Fena gazlamış. Allahu diye bomba patlatmadıklarına dua ediyorum ben öyle söyleyeyim sizlere. O kadar gazlanmışlar yani teknik adam iyi gazlamış diyeyim ben sizlere. Fizik olarak baktığımız zaman da Suudi Arabistan gayet iyi gözüktü. Kanatlarını iyi kullanan var. Stoperlerini ve duran toplarda fizikli oyuncularıyla iyi yükselen bir takım vardı. Suudi Arabistan tarafında. O yüzden ben mücadelede şöyle bir tercih yapacağım. Polonya ne kadar daha teknik olsa da galibiyeti yakın da olsa doping mi kullanıyor ne yapıyor ama bu Suudi Arabistan gruptan çıkma ihtimali de var bence. O yüzden ben burada biraz risk alalım. Bu Suudi Arabistan'ın atacağı bir golü alalım diyorum. Onun da oranı arkadaşlar 1.46. Sadece Suudi Arabistan'ın atacağı tek gol. 1.46 oranı açmışlar. Son maçta iyi görüntü verdi. Devam ettirmek isteyeceklerdir. Yani bir damga vurabilirler Dünya Kupası'na da. Bakalım gruptan çıkarlar mı? Arjantin çıkamayabilir mesela bilmiyorum. Karışık. Ama Suudi Arabistan'ın bir golü alınabilir. Fransa ile Danimarka mücadelesi yine güzel bir maç geçme ihtimali yüksek bu mücadele Çünkü Fransa'nın kadrosu ne kadar sıkıntılı e, olsa da şöyle sıkıntılı. Enkunku ilk 11 oyuncusuydu sakatlandı. Benzema ilk 11 oyuncusuydu sakatlandı. Bu gibi önemli isimler olmadığı zaman da ama şöyle bir durum var. Yani hücum kadrosu Mbappe, Griezmann, Giroud, Dembele olan bir takım. Yani kadro genişliği çok yüksek olan bir takım olduğundan dolayı bu sıkıntıların üstesinden gelebilen bir Fransız takım var ki son maçta çok iyi oynadı. Bizde ev sahibi 2.5 üstüne kadar yüksek oranlı bir tercihlerimiz vardı. Başarılı da oldu. Danimarka ilk maçta iyi görüntü vermedi bence. Burada da ben Fransa tarafına gidilmesi kanaatindeyim. Fakat şöyle yapacağım. Çünkü Danimarka Fransa'ya bir ters gelen bir takımlardan bir tanesi. Özellikle şu son iki oynadıkları maçı sanırım Danimarka kazandı. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Pardon. Danimarka da burada oyuna girmek isteyecektir veya oyunu kapatmak isteyecektir. Ben mücadelede ve kanatlarda özellikle Mbappe'nin kanadından çizgiye çok günüp çıkardığından dolayı geçen maç yaptık Keza Dembele de aynı şekilde sağ ve solları çok hızlı olduğundan dolayı kornerde gelebiliyor. Ben yine burada gole gitmiyorum arkadaşlar. Gole gittiğimiz zaman yatıyoruz. O yüzden ben burada da 8.500 korner aldım. Danimarka tarafında da korner alabilirsek bu mücadelenin ben kornere gitmesini bekliyorum. Fransa zaten dediğim gibi kanatlardan çok fazla korner alan ekiplerden bir tanesi. Son maçta zaten Avustralya'ya karşı tek başına sadece 8 tane korner aldığını da belirtelim. O maçta 9 kornerle bitti. Gençler Birliği ile Rize, Rize mücadelesi. Bakın bu maç güzel diye aldım. Normalde Dünya Kupası varken böyle maçları almayı tercih etmiyorum. Ve İran atıyor mu? Atamadı. Bir yandan ekrandan takip ediyorum. Dakika 34 oldu da hala 0-0. Alt verdik. Keyifleri bilir. Atmasınlar. Şimdi bu mücadelede Mustafa Dalcı geldi arkadaşlar Gençler Birliği'ne. İlk mücadelesinde mağlup oldu deplasmanda. Bu tür, bu tarz teknik direktörlerin ve bu adam bu ligin kalibresinde diyeyim ben Mustafa Dalcı. Ee, iyi bilen takım. Gençler Birliği oyunculara motivasyonu vermiştir ki 1-0 yenildikleri maçın özetini izledim. Yani iyi bir Gençler Birliği. Direkt etki etmiş gibi görüyor. Rize ile oynayacaklar. Rize de çok fazla galip gelemiyor fakat yenilmiyor da. Berabere de kalıyor. Yenemiyorsan yenilmeyeceksiniz. O mantıkla ilerliyor. Bülent Korkmaz da ilerleyen bir Rize takımı var. Ben Mustafa Dalcı'nın bu takıma biraz daha etki yapacağını ve kendi evindeki Mustafa Dalcı ile ilk mücadelesi olduğundan dolayı burada gençler birliğinin gol atmasını bekliyorum. Rize tarafında da zaten Bolesi son 5 maçtır gol atıyor üst üste güzel bir performans sergileyen Rize takımı var. İyi giden bir Rize takımı var. Ben bu mücadelenin KG var ile sonuçlanmasını bekliyorum. Ne zamanda da KG var tercihi yapmıyordum. En sevdiğim tercih de benim KG vardır. 55 gibi oranından KG var olarak değerlendirdim. Tek tercih olarak değerlendirdim. Bol şanslar. Gelelim Arjantin'e. Biliyorsunuz ben Dünya Kupası öncesinde sürekli kuponlar yaptım. Yani 500 TL'lik bir kupon yaptım finale kim çıkar Arjantin, finale kim oynar Arjantin Brezilya, Arjantin Fransa tarzında şampiyon kim olur Arjantin 30 TL tek bastım falan. O tarzda takılıyordum bildiğiniz üzere bir kupon yaptım 500 TL. Gruptan çıkan şampiyon şey olur Arjantin çıkar tarzında. Öyle Arjantin'e ben bir gönül verdim diyeyim daha doğrusu. Messi'nin son dünya kupası falan o yönden bir gönül verdik açıkçası bakalım ama yani ilk maçta ya aslında maç çok farklı yerlere gidiyordu. Sizler de gördünüz. İlk yerden 4 tane gol oldu. 3 tanesi iptal oldu. Çok farklı yerlere gidiyordu. Hatta Martinez'in attığı bir gol olsaydı değil mi? Bu nasıl teknoloji? Ben onu da anlamadım açıkçası. Velhasıl kelam Arjantin hayal kırıklığıyla başladı. Çoğu kişinin gönül verdiği bir takım Arjantin şu dünya kupasında. Meksika'da sert oyun oynuyor. Son Polonya mücadelesinde izlediyseniz zaten yani Polonya'yı yeniyordu. Daha iyi oynadı Polonya'ya karşı. Sert bir takım açıkçası. Arjantin'in burada artık kazanmaktan başka bir çaresi yok. Kazanamazsa zaten bir Dünya Kupası'na elveda gibi bir şey olur. Çok zora girer işleri. Arabistan kazanmış zaten bir anda. En zayıf halka dediğimiz. Grubun en zayıf halkası gibi gözüken. Burada maç sonu biri doğrudan alırız diye düşünüyorum ben. 1.38 gibi oranı var. Arjantin'in burada galibiyetini bir alalım öncelikle. İdeal kombinlere koyabilirsiniz. Taraf olarak da Arjantin bence bu mücadeleyi yener. Nasıl yener? Zorlu bir yener. Ben size maçın beklentisini söyleyeyim. 3-2'lik bir beklenti var Arjantin tarafında. 3-2 skoru yazmışlar. Ben beklentisi. Ben bu kadar gollü olur mu ama Arjantin'in defansı da biraz hata yapabiliyor. Bir de şöyle yüksek oran denemesi yapalım dedim. Notunu da aldım. 2 22 gibi de bir oranı var. Maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak yaparsanız da ben 3-2 beklemiyorum da 2 1lik bir Arjantin galibiyeti çıkabilir diye geliyor bana. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü ona da 2.22'den oranı var. Bunu da yüksek oran ile birlikte önermiş olalım değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. Genellikle ideallerinden bahsettim. İki tanesini korunan aldım zaten. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.